Türkiye dünyanın en büyük 16. ekonomisi. Ama kadınların ekonomiye katılımında 134 ülke içinde sondan 4. Çünkü Ayla okulunu bitiremeden evlendi. Nuray'ın çalışmasına izin verilmedi. Sinem işinden ayrıldı. Çocuğuna bakacak kimse yoktu. Bunun içindir ki Türkiye sayısız mühendis, doktor, sanatçı, sporcu ve bilim kadınıyla hiç tanışamıyor. Oysa tam anlamıyla gelişmiş ülke olmak ancak kadınların da gücüyle mümkün. Bu gücün açığa çıkması için sadece kadınların değil, iş dünyasının, devletin ve erkeklerin de adım atması şart. Çünkü tek kanatla geleceğe uçamayız. Merhabalar. Her ay sizlerle birlikte oluyoruz. Aratos'un penceresinden felsefe ana başlığı ile gazeteci yazar, Aratos dergisi yönetmeli Uğur Pişmanlı ile. Özel bir konuyu değerli bir konuğumuzla paylaşarak bu konuda sohbet ediyoruz. Bugünkü sohbet konumuz kadın ruh sağlığını etkileyen faktörler. Çok değerli bir akademisyen konuğum var. Kadın kendi bedeni üzerinde söz sahibi değilse ruh sağlığı iyi olabilir mi? Değerli hocam, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Mala Yılmaz. Sevgili hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş nasılsınız, bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Pandemi döneminde teşekkür ederim. Çok önemli görevler üstlendiğinizi, bir sağlıkçı kimliğiniz ama sağlıkçı kimliğin ötesinde sağlıkçılara da psikolojik destek veren çok önemli bir konuda sizinle sohbet edeceğiz. Sevgili hocam, konuya başlamadan önce benim çok sevdiğim bu Aratos'un penceresinden felsefe başlığıyla konularla felsefe arasında çok ciddi bir bağ kurarak inceleme imkanı bulduğumuz, başta Tarsus, Mersin ve ilçelerinin de tarihi geçmişinden ve felsefi geçmişlerinden hareketle değerlerimizi paylaşmak için sevgili Uğur hocamla her ay birlikte oluyoruz. Ne güzel. Ben de merak ediyorum. Sevgili Uğur hocam, her ay sizinle çok önemli bir konuyu gündeme taşıyoruz. Sadece 2 ay öncesinden başlamak istiyorum. 17 Şubat 2021. Profesör Doktor Ahmet Ünal. Evet, Mezopotamya ve Eski Mısır'da yaratılış söylentilerini Türkiye ile, hatta Tarsus ve Mersin'le de bağlantı kurarak işlemiştik. Ve akabinde geçen ay 24 Mart'ta Profesör Doktor Candan Ülkü ile sanat tarihini bir bakışla yine içinde bulunduğumuz yörenin ne kadar tarihi geçmişe dayandığını örnekleriyle beraber, ama hocamızın ayrı bir güzellemesi portakal çiçeğiyle ve portakalla güzellemesiyle farklı bir bakış açısını bile gündeme taşımıştık. Bugün de Mualla Yılmaz hocamızla farklı bir konuyu farklı bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Bu süre dahilinde sevgili hocam, ki 2022 yılının Aratos yılı olmasıyla ilgili çok önemli bir çaba içerisindesiniz. Hem Mersin ve çevresinde ve Türkiye'de. Ve bu arada hiç boş durmuyorsunuz. Gazete, dergi, kitaplar yayınlıyorsunuz. Neler yaptınız bu arada? Ve Aratos Sanat Evi ve Felsefe Okulları olarak neler yaptınız? Kısaca bahseder misiniz? Evet. Öncelikle
bütün Sun TV izleyicilerine buradan merhaba diyorum. Aratos'tan merhaba diyorum. Evet, tabii boş durmuyoruz. Her ne kadar pandemi dönemi süreci sosyal yaşam ilişkilerini, sanatsal faaliyetleri durdursa da yeni bir yaşam biçimine ve yeni yaşam alışkanlıklarına doğru gidiyor olsak da çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. Etmemiz de gerekiyor. Çünkü hayat devam ediyor. Geleceğe karşı da geleceğe dair bir umutsuzluğumuz elbette yok. Bugünler aşılacak. Özellikle bilimin katkılarıyla ve insanlığın sağ duyusuyla aşılacak. Hatta sol duyusuyla aşılacak. Bence sol duyuyla. Yani sağ duyu bugüne kadar işe yaramadı. Sol duyuyla aşılacağız. Başka çaresi yok. Neler yapıyoruz? Evet, Aratos dergisi yayınlamaya devam ediyor. İşte bu yıl 18. yılın içindeyiz ve Aratos'un 103. sayısı çıktı. Edebiyatımızda geçen sizlerle paylaşmıştık. Edebiyatımızda bisiklet, yani öykülerde, romanlarda, şiirlerde geçen bisikleti derlemiştik. Bir edebiyatımızda bisiklet diye bir kitap çıkmıştı. Şimdi şiirlerde, türkülerde, manilerde, roman ve öykülerde köprüleri derledik ve edebiyatımızda köprüler diye bir çalışmamız var. Onu yayınladık. Bu bir seri, bizim edebiyatımız serisi. Aratos dergisi, Aratos yayınları kapsamında çıkan kitaplardan biri de bu. Muhtemelen gelecek aylarda edebiyatımızda trenler ve istasyonlarla ilgili bir kitapla geleceğiz. Bu arada bizim hem antik çağda günümüze kalmış bir antik yolumuz var. M.Ö. 1. yüzyılda Tarsus'ta geç Helenistik, erken Roma'ya ait bir antik yol. 1093 yılında ortaya çıkmıştı. 93 yılında ben gazetecilik yaparken ortaya çıktığında bu antik yol, Profesör Levent Zoroğlu asistanı Hüseyin Adıbelli ile birlikte gelmişti. Bu kazıları 10 yıl birlikte sürdürdüler. Hüseyin Adıbelli o zaman tanıştığım bir arkadaş olduk. Sonra biz bu dergiyi beraber çıkarttık. Arkeolog Hüseyin Adıbelli ile birlikte. Sonra dergi çıkarttıkken Aratos'un ilk dönem yayın kurulu başkanlığını 5 yıl kadar, 6 yıl kadar yürüttü. Ve dergimize yazılar yazdı. Biz ona pek çok şey yaptık, paylaştık. Tavus'ta bir kitap evi kurduk. Antik sahaf kitap evini kurduk. Hüseyin Adıbelli ile birlikte. Ve onun bir kitabı Bir Ölümsüz Şehre Dokunmak, Tarsus diye bir kitap var. Onun Aratos'ta yazdığı kentleşme, kent kültürü, kentin arkeolojik ve kültürel yanları, Tarsus'un yerel damak tatları, bazı önemli karakterlerin de ele aldığı Tarsus Bir Ölümsüz Şehre Dokunmak diye bir kitabı Hüseyin Adıbelli'nin yayınladık. Aratos yayınlarından çıktı. Bunları da size takdim edeceğiz. Onun dışında Aratos'un Antik Çağ'da yazdığı Gök Olayları kitabı, ki daha önceki programlarda dile getirmiştim. İngiltere'den getirtmiştik İngilizce. Şu an iki tane kadın çevirmen İzmir'de bu kitabı çeviriyorlar. Mayıs ayında bu kitap elimize geçtiğimizde İstanbul'da bir yayın evi ya da Aratos yayınlarından Aratos'un Gök Olayları kitabını yayınlayacağız. Yani kendi yaşadığı, doğduğu topraklarda Türkçe olarak Gök Olayları kitabını yayınlamış olacağız. Bu çeviri devam ediyor. Onun dışında benim dergi Aratos Sanat Evi'nden sonra üçüncü hayalim Aratos Gözlem Evi'ydi. Şu an iki tane köyde mekan bulduk Gözlem Evi için. Ama benim idealime yakın değil henüz. Kullanabiliriz, böyle bir çalışmayı başlatabiliriz. Fakat arayışımız devam ediyor. Ve burada da işte daha önce de dile getirmiştim. Biz 2021'in sonu ya da 2020 yılı içerisinde gerçek anlamda Aratos Gözlem Evi'ni kuracağız. Bunu da yakında daha geniş anlamda kamuoyuyla ve basınla paylaşacağız. Böylelikle bir gökbilimci olan Aratos'un kendi adını taşıyan bir gözlem evi tarzı olacak. Aileler çocuklarını getirebilecekler, öğretmenler çocuklarını getirebilecekler. Gökbilime, evrene, kozmoza merak duyan, ilgi duyan insanlar gelip buradan bilgilenebilecekler. Ama orası sadece kuru bir gözlem evi değil, başka aktivitelerin olduğu bir canlı bir yaşam alanı olacak. Yani hayalimdeki şey o. O şekilde planlıyoruz. Tavus Belediyesi sıcak bakmıştı projeye. Biz gerçek anlamda aradığımız mekanı bulur da başkanın önüne koyarsak ve tamam derse bunu Tavus Belediyesi ile beraber yapabiliriz.
Yoksa bu arada uzun projesi olarak hayata geçecek. Ama amatör ama profesyonel olarak hayata geçecek. Önümüzdeki ay yeni kitaplar çıkıyor. Bir sonraki programa muhtemelen 3 kitapla geleceğiz yine ondan sonra. Aratos Felsefe Okulu ders devam ediyor YouTube üzerinden. Önümüzdeki cumartesi 1 Mayıs olduğu için işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan bu 1 Mayıs'ta biz program yapmıyoruz. Ama 8 Mayıs'tan itibaren programlarımız devam edecek. Felsefe programlarımız Haziran'ın sonuna kadar. Onun dışında da Trabzon Sesi Gazetesi'ndeki genel yayın yönetmenliğimi yazılarıma sansür uygulandığı için istifa ettim. Onu da buradan duyuruyorum. Asla hayatımda ay boyunca taviz vermedim. İlkelerimden ödün vermedim. Vermeyeceğim de. Sevgili Uğur Hocam, zaten sizin bu huyunuzu ben bayılıyorum. Kendi bildiğiniz doğrularla hareket etmek ve edebilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Siz bunu sanatla birleştirerek ve insanlığa olan hizmeti de sürekli farklı boyutlara taşıyarak ve herkese de saygı duyarak aslında yerine getiriyorsunuz. Yine beraber olacağız. Son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani Aratos, hani ben her zaman söylüyorum, bir tek kişilik bir şey değil. Her ne kadar ben görünsem de bir karınca ordusu. Bize çeviri yapan insan dostlarımız var, ders veren hocalarımız var, yazı yazanlarımız var, sanat evinde koşturan, emek veren insanlarımız var, dergilerimizi postalayan arkadaşlarımıza kadar herkes bir çalışma içerisinde. 18 yıllık bir dergi, yayın ve sanat evini böyle yürütüyoruz. Ben tüm o destek veren, katkıda bulunan, emek veren arkadaşlarımıza ve hocalarımıza buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aratos, Tarsus ve felsefenin kenti yapacağız. Yani bu olacak. Proje çok hocam. Yani şimdi söylemeyeyim. Mesela Aratos felsefe taşı yapacağız. Ya adam yazıyor mesela, diyor ki işte felsefe taşı, Harry Potter. Ya ama yok ya, altında bir şey yok. Ama biz gerçekten Aratos'un ve değerli filozofların sözlerinin olduğu büyük bir heykel yapacağız, bir anıt yapacağız. Aratos felsefe taşı diyeceğiz adına. Tarsus'unda görünür bir yerine koyacağız bunu. Yani. Hocam, çünkü her şeyin başı felsefe. Hocam, fikirlere evet. Kurşun işlemez. Evet. Siz bunu ispatını gayet güzel yapıyorsunuz. Sevgili Mali Hocam, Uğur Hocam da olduğu gibi sizi de gönülden tebriklerimle başlamak istiyorum. Tüm dünyayı sarsan bir pandemi yaşıyoruz. Tüm ülkeler kapılarını kapattı. Evet. 3 milyonun üzerinde bugün için insan öldü. 100 milyonun üzerinde dünyada Covid-19'a bağlı hastalıklar yaşanıyor ve evet. Devam ediyor. Evet. Hindistan gibi ülkelerde baş edilmez aşamaya geldi. Bizler Türkiye olarak da ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve tamamen kapanma aşamasına doğru yarından sonra giriyoruz. Evet. Ve ilk kez dünyada bütün dünyayı etkileyen bir hastalıkla karşı karşıyayız. 100.000'in üzerinde iş yerleri kapandı. 100 milyonun üzerinde insanımız, çalışanımız ekmek evlerine götüremez oldu, işsiz kaldı. İflas eden bir hayli firmalarımız var. Ve dünyada ilk kez 20 trilyon dolar heba oldu. Yine ilk kez 1 milyar tonun üzerinde petrol depolarda kaldı. Ama en mühimi de sizin mesleğiniz, iki tür mesleğiniz var. Bir hocalığınız diyelim. Akademisyen. Diğer taraftan bir de sağlıkçılığınız var. Evet. 2 milyarın üzerinde öğrenci dünyada maalesef evlerinde uzaktan bağlantılı, ilk kez zorunlu olarak eğitimle karşı karşıya geldiler. Fırsat eşitsizliği vardı. Bu daha da eğitimde fırsat eşitsizliği daha da tırmandı. Evet. Belki ileriki aşamalarda bu fırsat eşitsizliği ekonomik yönden zor durumda olanlarla ilgili
uzak bağlantılı sistemin başarıya ulaşması halinde, ki ben yürekten başarıya ulaşacağına bu konuda inanıyorum, dünyada fırsat eşitliği belki de doğacak birçoklarına. Bunu bekleyeceğiz. Ama konumuz sağlık. Ve sağlığın tam da içindesiniz. Ve ilk kez birçoklarının duyduğu bir konuda, kadın ruh sağlığını etkileyen faktörler derken, sizin ana konunuz hemşirelik fakültesinde ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalı öğretmenliği yapıyorsunuz ve bir taraftan da hocalığı yapıyorsunuz. Bir taraftan da dekan yardımcılığını birlikte yürütüyorsunuz. Ki çok önemli bir göreviniz var. Sözü tamamen size bırakmadan önce hocam, bu arada da pandemi aşamasında tam da ihtiyacımız olan iki de kitap, çok önemli bir kitap yayınlayarak ve zaman bularak ve bunu da paylaşarak çok önemli bir görevi üstlendiniz. Psikiyatri hemşireliğinde güncel yaklaşımlar adı altında bu dönemde çıkardığınız bir kitap. Bununla ilgili soracaklarım var. Evet. Ve aynı zamanda bir ikinci kitap, bir de para bir başka özelliğiniz ön plana çıktı. Sağlık profesyonelleri için iletişim adı altında yine çok önemli bir kitabı bizlerle, öğrencilerimizle ve bu işin içerisindeki ilgililerle paylaştınız. Bu çok önemli bir paylaşımdı. Evet. Sevgili hocam, öncelikle bu iki kitaptan bahseder misiniz? Çünkü sizin çok farklı bir uğraş dalınız var. Evet. Neler teşekkür ediyorum öncelikle İbrahim Bey. Bu iki kitap aslında her olumsuzluklar insanları olumlu aydınlığa çıkarır. Pandemi sürecinde biz eğitmenler olarak ya da ben yönetici olduğum için sürekli mesai yaptım, ancak bu kalan vakitte uzaktan eğitimle online derslerimiz yürüdüğü için ve dönem dönem kapanmalar da olduğu için bu süreci çok aktif bir şekilde değerlendirmeyi planladım ve değerlendirdim de düşünüyorum. 6 aylık bir, tabii yılların birikimi, hayali, planlamasını bu son 6 ay içerisinde pandemi sürecinde iki kitabın da basımına neden oldum ve her iki kitabımı da COVID-19 pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık profesyonellerine, hayatını kaybeden, hala ön saflarda mücadele veren meslektaşlarıma adadım. Ve bu iki kitap da ders kitabı olarak da kullanılırken aynı zamanda her vatandaşın okuduğunda kendisiyle ilgili bir şeyler bulacağı bölümler var. Örneğin öfkeli bireyle nasıl iletişim kurulurdan tutun da ağlayan bireye nasıl yaklaşılır? Yani günümüzde öfke kontrolünü yapamayan, duygu yönetimi yapamayacak noktalara geldik. Belki pandeminin etkisi, belki değil, bilemiyorum ama dolayısıyla sadece ders kitabı niteliğinde değil, her vatandaşın okuyabileceği, kendisinden bir şey bulacağı, vakalarla, örnekler ve nasıl yaklaşımda bulunacağına ilişkin içerikte bunlar var. Bugünkü kadın ruh sağlığını etkileyen faktörler konusu için beni davet ettiniz. Ben SAN TV izleyicilerine ve katılımcılara ben çok teşekkür ediyorum. Umarım sıkmadan ben insanlara, bizi izleyenlere anlatabilirim bazı şeyler diye düşünüyorum. Çünkü sağlığı tanımlarken ruhsal, sosyal ve fiziksel yönden iyilik hali diyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani fiziksel yönden iyi olabilirim ama ruhsal yönden sıkıntım varsa sağlıklı değilim. Bir de Dünya Sağlık Örgütü ruh sağlığını da şöyle tanımlıyor. Yani bireyin kendi potansiyeli içerisinde en iyi şekilde kendini ortaya koyabildiği, var olan hayat stresörleriyle mücadele edebildiği, baş edebildiği ve topluluğuna en iyi şekilde katkıda bulunabildiği, üretebildiği ve çalışabilme durumu olarak tanımlıyor. Şimdi Freud'un ruh sağlığı tanımı da sevebilmek ve çalışmak diyor. Şimdi kadın ruh sağlığına gelmeden ruh sağlığını açıklamam gerektiği için bu tanımı yapmak zorunda kaldım. Demek ki kadınlar ruh sağlığını koruyabilmeleri için önce sevmeli, önce kimi sevecek? Kendisini. Sonra çocuğunu ve eşini, yani yakınlarını.
kendini sevmeyen kadın zaten de diğerlerine sevgi gösterisinde bulunamaz. Sevebilen, üretebilen bireyler sağlıklıdır, ruhsal yönden sağlıklıdır diyor Freud. Biz hastalıkların, ruhsal hastalıkların tanısında ve tedavisi, tabi tanı benim işim değil, ben psikiyatri hemşiresiyim, tıbbi tanı koymuyorum ama bize gelen hastalar olduğunda hemşirelik bakımı, psikiyatri hemşireli bakımı verme sürecinde ben bu tanımdan yararlanıyorum. Özellikle öğrencilerime psikiyatri hemşireli dersini anlatırken hastalarımıza terapide işe yönlendirme aktiviteleri, işte seracılıktan tutun ki işte bizim Mersin'e özgü işte tarlada çalışma, işte örgü yapma, neyden hoşlanıyorsa kadınlarımızın üretme ve verimliliğini artırmaya yönelik tavsiyelerde bulunuyoruz ve tedavinin ve bakımın bir parçası olarak. Kadın ruh sağlığı konusunu Uğur Bey'le bana sorduğunda ben Uğur Hocam'a da kadın ruh sağlığını etkileyen faktörleri konuşalım dedim. Neden? Çünkü son yıllarda çok fazla kadınların öldürüldüğü, namus cinayetleri nedeniyle katledildiği, infaz edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ben şimdi sayısal verilerle konuşmayacağım. İzleyicilerimizi çok fazla istatistiksel bir takım şeylere boğmak istemiyorum. Kadını korursak, kadının ruh sağlığını geliştirirsek güçlü bir aile oluştururuz. Güçlü bir aileden güçlü topluluklar ve güçlü Türkiye'yi oluşturabiliriz. Bu nedenle kadınlarımız baş tacımız diyoruz ama bunu gerçekten mış gibi değil, kadınları korumaya yönelik, kadın ruh sağlığını geliştirmeye yönelik neler yapmalıyızı bence masaya yatırmamız gerekiyor. Kadın ruh sağlığı konusunu incelerken, aslında büyük resme bakarken, hem büyük resmi incelerken hem de bu büyük resmi oluşturan detayları da irdelememiz gerekiyor. Kadın ruh sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden birisi toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Şimdi nedir bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği? Her türlü ayrımcılığın olduğu bir eşitsizlik. Yani kadın cinsiyetinden dolayı kadın olduğu için okula gidememesi. İşte bir iş yerinde terfi alacaksa kadın olduğu için terfi alamaması. Aynı işi yapmamıza rağmen benim daha düşük maaş alıp işte Uğur Bey'in erkek olduğu için daha fazla benden fazla ücret alması gibi. Bu tür durumlar Avrupa ülkelerinde kadınların ciddi sorunu, terfi, işte eşit maaşı alamama gibi ama bizim Türkiye'deki kadınlarda temel sorunu şu: ayakta kalabilmek, yaşamak, ölmemek, öldürülmemek. Yani kadın evrensel, dünyada da Türkiye'de de aynı ama kadının yaşadığı sorunlar ülkelere göre değişiyor. Benim İngiltere'de İngiliz kadınları ve Türkiye'deki Türk kadınlarla yaptığım bir çalışmamın verileriyle bir miktar bir şeyler söylemek istiyorum. İngiltere'deki kadınlara kadın olmanın anlamı ne, size göre kadın nedir, kimdir sorusunu yöneltip bir nitel çalışma yapmıştım yıllar öncesi. Aynı soruyu Türkiye'deki kadınlara uyguladım, sordum. Çıkan sonuçlar şuydu: kadın her yerde sorun yaşıyor. Yani sorunlar evrensel. O hani İngiltere'dekiler daha iyi, Türkiye'dekiler kötü diyemeyeceğim ama sorunlar farklılaşıyor. Nedir bu farklılaşan sorunlar? Oradaki gelen yanıtlar şöyle çıkmıştı: İş yerinde terfi edemiyorum, çalışma hayatında istediğim işe giremiyorum, eşit ücreti alamıyorum. Türkiye'deki kadınlarda namus cinayetleri vesaire nedenlerle ölmek istemiyorum. Bakın, sorunların farklılığını size söylemek istiyorum. İşte bu bağlamda kadın ruh sağlığını etkileyen en temel birincil faktör toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Kadın olduğu için okula gidememesi, kadın olduğu için mülkiyet hakkının olmaması. Yani erkek çocuğuna bağ bahçe tarla verirken kız çocuğuna verilmemesi. Kız çocuğu olduğu için ya da evlilikler, boşanma kararının başkaları tarafından büyüklerin vermesi gibi mecliste kadın temsillerinin az olması, yani eşit düzeyde olmaması, karar mercilerinde cinsiyetinden dolayı kadının yer almaması, bunlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin göstergeleridir diye söyleyebilirim. Bir diğer faktör, kadın ruh sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden birisi erken evlilikler. Yani kız çocuklarının erkenden evlendirilerek
okul hakkının elinden alınması, daha çocuk yaşta kendisi bedeni büyümeden, sosyal büyüme, ruhsal büyüme gelişmeden birçok sorumluluğu üstlenmesi, sonra adolesan gebelikler dediğimiz gebe kalması ve o çocuğun sorumluluğunu alması, eğitim hakkının bitmesi, bu tür kadınlarda daha çok ruhsal sorunların olduğunu yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Bir diğer toplumsal, kadın ruhsalını etkileyen bir diğer faktör yine kadına yönelik şiddet. Bu en temel bir şey zaten. Bunu kadının belki gözündeki morluklar iyileşiyor ama ruhunda açılan yaralar, çığlıklar kapanmıyor. Ve kadın evindeyken, bekarken, babasından, erkek kardeşlerinden gördüğü şiddeti daya evlendikten sonra eşi tarafından, eşinin yakınları tarafından, kayınvalide tarafından böyle bir şeye maruz kaldığında kadın bunu öğrenilmiş bir davranış olarak görüyor ve kadın bu annem de böyleydi, ben de böyle, bu devam edip gidecek gibi kültürel bir bize atfedilen, öğretilen bir durum da söz konusu. Bu nedenle kadın bu durumun içselleştiriyor, normalleştiriyor ve sorun olarak bile algılamayabiliyor. Sizin soracağınız bu arada başka, yani de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Sevgili çok hızlı mı gittim bilmiyorum. Son zamanlarda, hı-hı, özellikle pandemi döneminde en fazla ruh sağlığı etkilenenler arasında kadınlar olduğu söyleniyor. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi gerçekten öyle mi? Öyle. Erkekler daha mı az etkilendi? Şimdi kadınlar, yapılan çalışmalar dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Ben bir miktar gelmeden önce konuya şöyle bir COVID döneminde böyle bir soru gelebilir diye bir bakmıştım. 13 aydır kapandık. Dönem dönem açılmalar oldu ama evden işler yürüdüğü için kadınlar evde işini yürüttü. Çalışan kadın ya da çalışmasa da okullar kapandı ve ev kadınları öğretmenlerin rolünü üstlendi. Çocukları eğitimi, ödevlerinin kontrolü gibi. Evde eşler, erkekler evde online derslerini ya da işlerini yürüttüğü için. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda şu var. Bu dönem, 13 aylık dönemde kadına yönelik şiddet arttı. Bir miktar kadın aslında evinden çıkarak nefes alıyor. Sosyalleşiyor. Evde çocukların sorumluluğu, eşin sorumluluğu, kendi arkadaş çevremdeki insanlardan da anlatılanları aktarayım size. Sabah, öğlen, akşam yemek yapmaktan sıkıldığını söylüyor. Yani rutinlere binmek ve dışarıya çıkamamak, sosyalleşememek, virüs bulaşma korkusu, yakınlarına, çevresine, en yakındaki apartmanda bile ailelerimizi ziyaret edemez olduk. Bu izolasyon, sosyal mesafeler aslında uçurumları ve sosyalleşmemizi azalttığı için tamamen ruh sağlığımıza olumsuz yönde etkide bulundu. Ben henüz pandeminin etkisini kendim de çok yaşamadım. Çünkü sürekli ben işe gittiğim için, iyi ki de gittim. Bu kapanma döneminde gerçekten kadınlar hem çocukların sorumluluğu hem eşin sorumluluğu, bir de destek olmayan bir aile yapıları varsa ve bu daha çok ruhsal sorunların olduğu, anksiyete bozuklukla ve panik atakların arttığına ilişkin ve gelişigüzel kadınlarda ruhsal psikotrop ilaçların kullanımına başlandığına ilişkin veriler var, makale sonuçları var. Bu bağlamda işsizlik, yoksulluk, işten atılma, eve para getirmeme, bunlar zaten yoksulluk, işsizlik, ruh sağlığını etkileyen en temel faktörlerden birisi. Kadın ruh sağlığını da etkileyen zaten diğer bir faktör. Kadınlarımız erkeklere göre daha fazla ruhsal yönden tanı alıyorlar. Depresyon. Ekonomik özgürlüğü konusunda özellikle Türkiye'de, evet, ki kadınlarımızın ekonomik özgürlüğe kavuştuğunu söyleyebilir miyiz? Bir, mutlaka bununla ilgili çok da olumlu bir şeyler söylemeyeceksiniz ama, aha, pandemi döneminde evlere ekmeğini götüremeyen insanlarımızın ya da daha az götüren, yeterince ekonomik yönden yararlı olamayan ailelerin fazlalığı pandemi, evet, döneminde çok dikkat çekti. Bunu biliyoruz. Ekonomik sorunlar daha bu da sorun, arttı. Bu sorun kadınlarımız ve erkeklerimiz ve aile yapısı içerisinde, konumuz da kadın olduğu için, hı hı, kadın üzerindeki etkisi sizce nasıl olur?
her şeyde olduğu gibi kadınlar iki katı sorun yaşıyor. Evet, erkeğin eve ekmek getirememesi bir sorun, ancak orada birlikte bir aileyi bütün olarak ele almamız gerekiyor. Erkeğin işsizliği, mutsuzluğu, para getirmemesi kadına da yansıdığı için bu dönemde intihar oranlarında artma olduğunu söyleyebilirim. Depresyon vakalarında, tanılarında artış olduğunu söyleyebilirim kadınlarda. Zaten pandemi öncesinde de kadınlar erkeklere göre iki katı psikiyatrik tanı alıyor. Bunun nedenleri neler? Sadece hormonal, biyolojik nedenleri söyleyemeyiz. Sosyolojik ve politik nedenlerden kaynaklı. İşte kadının ekonomik özgürlüğünün olmaması, kadının evde olması, kadının çalışmaması, çalıştırılmaması gibi sebepler. Yani çünkü çalışan kadın daha verimli ve daha üretken oluyor. Ben şunu söyleyebilirim, inanın temizliğe gelen kadınlar geliyor, temizliğini yapıyor, o evden çıkıyor, o evdeki ev sahibiyle etkileşimde bulunuyor, birisini tanıyor, dolayısıyla hem o günlük harçlığını kazanıyor, hiç çalışmayan kadına göre daha mutlu, daha sağlıklı. Az önce ruh sağlığını tanımlarken sevebilen, üretebilen, çalışabilenler ruhsal yönden sağlıklıdır şeklinde Freud tanımlamıştı. İşte bu çalışan kadınlar kendi günlük harçlığını kazandığı için hiç çalışmayan, eşinden harçlık alan kadınlara göre daha mutlu, ruhsal yönden daha sağlıklı. Bu anlamda kadınların her şekilde mesleği varsa mesleğine göre çalışması, yoksa üretici alanlarda bir konserve yapıp satabilir, örgü yapıp satabilir, nakış yapıp satabilir. Yani para kazanması, üretime katkıda bulunması hem aile bütçesine hem kendi bütçesine. Tabii ki gönül ister ki kadınlarımız vasıflı işlerde çalışsınlar. Yani ve akademik alanda, diğer ülkemize ekonomik alanda katkıda bulunacak meslek disiplinlerinde yer alsınlar. Bu nedenle kız çocuklarının okutulması son derece önemli. Sevgili hocam, siz Mezitli'de oturuyorsunuz, Mersin'de. Evet. Ve Mezitli Belediyesi, hı hı, 2 yıl önce dünyada 200 ülke arasında kadın üretici pazarıyla dünya birincisi seçildi. Evet. New York gibi dünyanın en büyük belediyelerin içinde bulunmuş olduğu bir ortamda, hı hı, hem de bir ilçe belediyesinin yapmış olduğu, hı hı, proje olarak. Bu projenin özünde de tam da sizin değindiğiniz gibi kadın üreticisi ve kadın üreticilerinin ürünlerini pazarlaması, ama bir o kadar da üretip pazarlarken insanlarla sosyal ilişki içerisinde olması, evet, ve her meslekten insanlarla bir arada olup ekonomik özgürlüğünü de beraber kendileri sağlayarak, hı hı, yüzlerinde asık suratlı ben hiç kimseyi görmedim. Kesinlikle aynı şeyleri söyleyecektim. Siz ne diyorsunuz hocam, bu konuda? Ben bu üreten kadınları desteklemek adına ben her gittiğim yerden alışveriş yapan bir insanım. Ve özellikle bu kadın üretici pazarından ben pazar ihtiyacımı karşılayan biriyim. Ve gerçekten suratı asık, mutsuz kadın yüzü göremiyorsunuz. O kadar mutlular, canlılar. Yani onlarla zaten pazarlık falan yapmak büyük bir yanlışlık. Yani daha fazla oraya para bırakmak gerekiyor. Çünkü kadınları desteklemek gerekiyor. Kadınların evden çıkması gerekiyor İbrahim Bey. Yani kadınlar çalışacak. Evet. Kadınlar ekonomiye katkıda bulunması gerekiyor. Yani evet, 50 yaşına gelmiş, belki mesleği olmayabilir ama 50 yaşındaki kadın da çok şey üretebilir. Benim çok yakın, çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım var. Hem siyaset kadını, hem çiftçilik yapıyor, hem sanatçı, ressam. Çok yönlü bir kadın. O kadar çok üretime katkıda bulunuyor ki aile bütçesine. Turşular yapıp, sirkeler yapıp satması, ben ona gıpta ediyorum. Resim yapıyor, yani çok yönlü bir kadın ve çevresine ışık tutan bir kadın. Yani ben bu arkadaşım gibi bütün Türkiye'deki kadınların, hatta yani klonlamak lazım sizi diyorum ben arkadaşıma. Yani sizin gibi kadınların sayısını artırmak gerekiyor diyorum ve eşi çalışıyor ve eşinin aile bütçesine katkıda bulunduğu için çok mutlu. Gerçekten ürettiği için, çalıştığı için hiç yaz kış, yani 12 ay bir insan 2 dakika oturmaz mı?
peynir yapıp satıyor. Yani inanılmaz şeyler ve gerçekten onun ürettiği şeyleri hani bizler de satın alıyoruz arkadaş çevrem. Hem sağlıklı, doğal, organik ürünleri yiyoruz hem de böyle çalışan kadınları desteklemek gerektiğine inanıyorum. Evet, destekliyoruz da. Az önceki konuşmalarınızda sevgili hocam, evet, kadına olan şiddetin çok fazla olduğundan bahsettiniz. Evet. Ve benzeri kadına sadece maddi durumundan dolayı değil, kişiliğinden ve aileye olan katkı veya katkısızlığın nedeniyle de bu tür olan etkenlerin olduğu bir muhakkak. Evet. Sözünü etmiş olduğumuz kadın üretici pazarlarındaki kadın üreticilerin, hı hı, bu davranışları beraberinde eşlerinin ve yakınlarının şiddeti azaltmasının bir nedeni de olmuyor mu? Kesinlikle. Çünkü üretime aileye katkıda bulunduğu için elbette, çünkü kadın kendi değerli buluyor. Değerli olmak çok önemli. Kendini buluyor. Önce siz kendinizi bulacaksınız, değerli olduğunuzu hissedeceksiniz ki etrafınızdaki insanlar size değer versin. Bu eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir. Önce kadının kendisine değer vermesi gerekiyor. Değerli hissettiğimde ben önemliyim ve değerli bir insanım. Sen önemlisin, değerlisin dediğimizde biz bilinci ortaya çıkıyor. Bunu diyebilmek çok önemli bir şey. Yoksa şiddete uğrayan kadın elbette değersizleşiyor, kimliksizleşiyor ve bu yok, kendisini yok ediyor. Bunun normal bir olaymış gibi düşünüp normalleştirmesi en tehlikeli zaten. Annem de dayak yiyordu, ben de yiyorum felsefesiyle kadın yaklaştığı için o kısır döngüden çıkamıyor. Yani kadınlarımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Nasıl güçlendireceğiz? Yani şimdi ben Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi'nde yüksek lisans programında kadın ruh sağlığı dersi veriyorum yıllardır. O dersi Türkiye'nin her yerine gelen öğrenciler derse katkıda bulunuyor, katılıyorlar. Menopoz okulaştık. Yani kadın ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik neler yaptığımızla ilgili ben bir takım çalışmalarımızdan söz etmek istiyorum. Sanırım zamanımız da az kaldı. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'nin oluşturduğu bir protokolü menopoz okulu açtık. Menopoz okulunda Mersin'deki kadınlarımız bir aylık süren bir programa haftada bir kez katılıyorlar. Orada neler öğretiyoruz? Menopoz dönemindeki ruhsal sorunlar neler? Menopoz döneminde kadınlar nasıl fiziksel sorunlar yaşıyor? Ya da yoga ile nasıl kendisini iyileştirecek? Kahkaha terapisi, menopoz dönemindeki hormonal tedavi olsun mu olmasın mı? Spor, egzersiz, yani çok yönlü, çok kapsamlı bir program ve ücretsiz bir program. Ben Mersin'deki bütün kadınları aslında buradan duyuru da yapmak istiyorum. Yani Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi arandığında gereken kolaylığı sağlarız, kayıtlarını alırız ve haftada bir saat olmak üzere ben bu programa menopoz dönemindeki kadınların ya da menopoza girme dönemindeki kadınların girmesi, bu okula katılmasını ve diploma veriyoruz, sertifika veriyoruz, öneriyorum. Kadın ruh yani, sağlığı... Kadın ruh sağlığını etkileyen bir faktör olarak menopozu... Menopoz döneminde de ruhsal sorunlar ortaya çıkabiliyor. Sevgili hocam, evet, bunu anladım. Kadın ruh sağlığını etkileyen nedenler arasında menopozu gündem konusu yapmışken, kadındaki kısırlık olayının ruh sağlığına etkeniyle beraber var, tabii ki, hamilelik döneminin de kadına ruh sağlığındaki etkisinden bahseder misiniz? Ve evet, üçünü birleştirerek. Şimdi az önce vurgulam yapmak istediğim şey şuydu. Kadınlar erkeklere göre ruhsal yönden iki katı fazla tan alıyor. Bunun nedeni ne? Neden erkekler az tan alıyor da kadınlar daha fazla alıyor diyeceksiniz. Bir de ne yapılmalının cevabıyla beraber vereceğim. İşlersek. Evet, evet. Bunun birinci nedeni hormonal nedenleri tek başına söyleyemeyiz. Yani biyolojik nedenler. Sosyal ve politik nedenlerle kadınlar daha çok erkeklere göre depresyon gibi, panik atak gibi, anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik tanı alabiliyorlar. Dolayısıyla bunun yaşam dönemlerine göre çocukluk, genç kızlık, adolesan, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde göre kadınların yaşam döngüsüne göre konuşmak gerekiyor. Her dönemde kadın ruhsal yönden daha fazla ikinci kez sorunlar yaşıyor. Örneğin gebelik,
her gebe kadın ölüm korkusunu yaşıyor. Çünkü ölme korku riski var. Her doğum bir ölüm riskidir her kadın için. Dolayısıyla infertilite ayrı bir sorun. İnfertilite döneminde, yani kısırlık, çocuk sahibi olamamaya bağlı kadınlar ne oluyor? Damgalanıyor, üzerine kuma gelme, boşanma, bir süre kadın kadına şiddet uyguluyor. Kayınvalide geline şiddet uyguladığı için o dönemde, infertilite dönemi, ruhsal yönden kadınlar gerçekten çok ciddi yaralar alıyor. Ben burada hani çözüm önerilerle konuşur musunuz dediniz ya, ben bu iyileşmeyi, ruhsal yönden dayanıklılığı, ruhsal yönden sağlığımızı korumayı kadının kadına olan dayanışmasıyla ancak çözebiliriz diye düşünüyorum. Birinci faktör, evet, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ülkemizde. İkinci faktör ise kadının kadına dayanışması. Kayınvalidesinden eziyet gören kadının kaynana olduğunda gelinine eziyet etmemesi gibi. Ben daha basit cümlelerle konuşuyorum belki ama maalesef şiddet gören bireyin şiddet uyguladığı gibi kaynanasından şiddet gören kadın kaynana olduğunda geline şiddet uyguluyor. Kadının kadına dayanışması son derece önemli. Yapılan bir çalışmada şunu söylüyor. Sosyal destek, eşin desteği çok önemli kadın ruh sağlığını korumada. Yurt dışında yapılmış bir çalışma var. Evde erkeğin ev işlerine yardımcı olması, daha doğrusu yardımcı olmak demek istemiyorum, birlikte sorumluluk alan evliliklerde evlilik doyumunun daha iyi olduğu ve kadınların ruhsal yönden daha iyi olduğuna ilişkin sonuçlar var. Şimdi biz bunu Türkiye'de bunu uygulayabilir miyiz? Türkiye'de de yapılan bir çalışma var. Akademisyenlerle yapılan bir çalışma. Eşin desteği, evdeki her türlü sorumlulukta eşin desteğini alan kadınların ruhsal yönden daha dayanıklı olduğu sonucu çıkmış. Ben öğrencime şunu söyledim, yüksek lisans öğrencime. Acaba okur yazar olmayan, hiç eğitimi olmayan kadınlarla biz bu çalışmayı yapsak sonuç öyle çıkar mı? Çıkmaz. Neden çıkmaz onu söyleyeyim. Kültürel özelliklerimiz var. Çünkü bizim kültürümüzde erkek eliyle mutfağa hamura girmez. Evi işini kadın yapar. Çocuğu kadın büyütür. Erkek bunu yapmaz gibi bir anlayış var. Daha çok ataerkil egemen toplumlarda. Dolayısıyla eğitim seviyesi çok önemli. Yani eğitim bakış açımızı da yenileyeceği ve geliştireceği için bizim kadınlarımızın eğitimi geliştirilmesi son derece önemli. Bir başka bir projemden söz etmek istiyorum. Özellikle kadınları güçlendirmeye yönelik bir proje hazırlığı içerisindeyim. Yine bir yüksek lisans öğrencimle birlikte. Böyle bir kadınları nasıl koruyacağız, nasıl güçlendireceğiz? Bu konuda bir proje daha çatışlı oluşmadı ama bir adım attık. Bir başka şey, kadınlarımızın haklarını, yasaları bilmesi gerekiyor. Yani yasalar konusunda birçok kadın okumadığı için hangi yasaya tabi olduğunu bilmiyor. Örneğin 6284 sayılı aileyi koruma ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye ilişkin bir kanunumuz var. Bunu kaç tane kadın biliyor? Bu maddenin, bu kanun maddesinin içeriğinde neler var? Örneğin kadın dayak yediğinde, şiddete maruz kaldığında nereye başvuracak? Nafaka nasıl bağlanacak? Kadın hemen bu kanundan gerçekten yararlanan kadınlarımız, hatta bu kanun çerçevesinde il değişimi yapması, bu kanun maddesine göre tayin isteme hakkı bile var kadınların, çalışan kadınların. Yani şiddete maruz kalıyor. Eşinden kaçmak, uzaklaşmak için gizlice tayini başka bir şehre çıkartılabiliyor bu kanun kapsamında. Yani birçok kadınımız kanunlarımızı bilmiyor. Kanunlar kullanılmadığı sürece işlevsel olamaz. Çok güçlü güzel kanunlarımız var. Kadınlarımızın bunu bilmesi gerekiyor. Bunu kim öğretecek? Yine bizlere sorumluluklar düşüyor öğretmede. Örneğin menopoz okulunda kadına yönelik her türlü şiddette neler yapmaları gerektiğine biz vurgu yapıyoruz. Bu kadını güçlendirmeyle ilgili hazırladığım bu projede bunlar proje kapsamı içinde almayı zaten planlıyoruz. Daha doğrusu çok şey var. Yapacağımız çok şey var. Peki sevgili hocam, hiç merak ettiniz mi? Tarsus'un 10 bin yıllık tarihi geçmişi var. Evet. Uğur hocam
bu konuda çok ciddi araştırmalar içerisinde, evet, ve akademisyenlerle sürekli iç içe her konuda. Evet. Tarsus'un geçmişine baktığımız zaman Tarsus'u bir felsefe şehri haline dönüştüreceğiz dediniz. Çok önemli bir iddia. Ciddi bir iddia. Bizim de gurur duyacağımız bir iddia. Tarsus'un bu anlamda geçmişine baktığımız zaman siz bununla ilgili sinemaydı, köprülerdi, saatlerdi ve tarihi eserlerdi. Bunlarla ilgili araştırmalar yapıyor ve yaptırıyorsunuz, önderlikte yapıyorsunuz. Geçmişimize baktığımız zaman Tarsus'un ve içeri kadına karşı nasıl bir tutum içerisindelermiş geçmişimiz? Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Neler söylersiniz? Ve bir de kadın, erkek, şiddet ve barış, saygı, sevgi bir araya getirdiğimiz zaman kendi uğraş dalınızla, felsefeyle bağlantı kurduğumuz zaman neler yapmalıyız ki kadın ve erkek eşitliği ve huzuru oluşsun? Ama en önemlisi, kadın huzura kavuşmadan erkek huzurlu olur mu? Ya tabii ki olmaz. Şimdi evet, Tarsus'u felsefe kenti yapmaya çalışıyoruz. Ki Tarsus'a yakışan da budur. Yani şalgam kenti, rakı kenti, narince kenti falan değil yani. Bu tabii benim Aratos'un çabalarıyla olacak bir şey değil sadece. Yerel yönetimin, demokratik kitle örgütlerinin, bir takım kuruluşların yani ortak çabası, ortak hedefi olması lazım ki bu yönde ilerleyebilirim. Tabii antik çağda Tarsus'un sağlıkla da bir ilgili yanı da var. Daha önce de konuştuk. Hem Ali İhsan Ökten hocamla çıktığımızda, Profesör İlter hocamla çıktığımızda antik çağda yaşamış eczacı hekim Arius Tarsusludur. O aynı zamanda onun çok değerli bir öğrencisi Dioskorides, Anavarzalı Dioskorides, Materia Medica kitabını yazan. O kitabın ön sözünde de ben bu kitabımı Tarsus hocam Arius'a ithaf ediyorum der. Böyle bir yanı var. Ayrıca antik çağda yaşamış kadın hekimler var. Gezgin kadın hekimler. Bunlardan bir tanesi Hermonia. Kent kent gezerek insanları iyileştirmiş, sağaltmış ve sonra yaşlı ilerlediğinde Efes'e gidip yerleşmiş. Şimdi tabii evet, dediğinize gelirsek antik çağda da baksak, orta çağda da baksak, yani Osmanlı dönemi ne de baksak, hatta bugün Cumhuriyet'e de baksak, şimdi aslında daha erken, antik çağ ötesine gitmemiz lazım. Anaerkil döneme gitmemiz lazım. Anaerkil dönem erkeğin egemen olduğu değil, kadının egemen olduğu. Hatta egemenlik bile, kadının egemenliği bile söz konusu, yani söylenemez. Doğru değil belki. Toplumdaki iş bölümünü belirleyen, hem kendisi üreten ve çalışan, erkeklerle birlikte çalışan ama iş bölümü de yapan ve toplulukları idare eden kadındır anaerkil toplumda. Böylelikle üleşmeyi de o sağlar, üretimi de o sağlar, yönetimi de o sağlar, çocuk bakımı da öyledir. Dolayısıyla çocuklar o dönemde toplumun ortak varlığıdır. Malıdır demiyorum. Çünkü insan mal değildir. Toplumun ortak malıdır. Yani senin çocuğun benim çocuğum değildir. O toplumun çocuğudur. Hepsi de. Böyle bir anaerkil yaşam vardı. Eşitlikçi bir yaşam vardı. Paylaşımcı, birlikte üretmek, birlikte paylaşmak, birlikte avlamak ve birlikte tüketmek vardı. Özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte roller değişti ve ataerkil dönem dediğimiz bugüne kadar gelen erkek egemen bir toplumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla da şimdi kadının ruh sağlığı diyoruz. Aslında bir de erkeğin ruh sağlığına bakmak lazım. Erkeğin ruh sağlığında kadına şiddeti yaratan, hatta doğayı katletmeyi yaratan, zenginleşme hırsı, mülk hırsı, güç iktidar hırsını yaratan o nedir, ona bakmak lazım. Dolayısıyla da sadece kadın sorunu ele almak yetmiyor, bir de erkek sorunumuz var. Çünkü bu cinayetleri yatan, tecavüzleri yapan, işte şeyleri işleyen, şiddeti uygulayan erkeğin kendisidir. O da erkek egemen iktidardan alıyor. Yani bugünkü mevcut iktidardan ve düzenden alıyor şeyi,
şu an özellikle bugün mesela Türkiye için söylüyorum, özellikle Uzak Doğu için, Orta Doğu ülkeler için de söylenebilir. O ülkeler, devletler ve devletlerin yönetenlik siyasi iktidarlar şiddeti, tecavüzü, çocuk yaşta evlenmeyi, cinayetleri, bütün bunları besliyor. Şimdi bir ülkede bakanın çıkıp, aileden sorumlu devlet bakanı, üstelik bir kadın bakanın çıkıp, tecavüz, çocuğa tecavüzle ilgili olarak çıkıp da bir defadan bir şey olmaz demesi bir utançtır. Bir çağdaş, layık bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Artık her şey dinsel referanslara göre düzenleniyor. Bunun altında yatan şey aslında bu erkek egemen sistemin, toplumun düzenin kendisidir. Erkek tek başına bir yere varamaz. Kadın da tek başına kurtulamaz. Şu var, kadın için iki seçenek vardır ya da kadınlar için yapabileceğimiz iki seçenek vardır. Bir, bu düzen içerisinde mevcut iyileştirmeler, yani işte hocamın dediği gibi yasal haklarının farkında olsun, ondan sonra sağlığıyla ilgili şeyler yapsın, çalışmak insanı iyileştirir, mutlaka çok önemlidir. Şey üretmek, paylaşmak, bunlar önemlidir. Kadının üretimin içinde olması, toplumsal yaşam içinde olması kadını geliştirir, ufkunu açar, onun kişiliğini, kimliğini gelişmesine katkıda bunlar ve özgüven, kendine olan özgüveni yerine gelir. Bu sistem içindeki bir iyileştirmedir bir yere kadar. Asıl yapılması gereken şey kadının siyasallaştırılmasıdır. Kadın siyasallaştığında kendi karşıtı olan değil, kendisinin de bir parçası olan erkekle ortak bir mücadele yürütebilir. Sadece kadının, hani dedi ya hocam işte kadınların dayanışması, o değil. Kadın gerçek anlamda, kadın konusunda eşitlikçi bakan, daha insani bakan, daha doğrusal bakan erkeklerle birlikte ortak bir mücadele verdiğinde başarıya ulaşabilir. Kaldı ki erkeklerin de bu konuda sorumluluğu vardır. Yani hatta bence kadınlardan daha çok sorumluluk erkeklere düşüyor. Ama ne yazık ki şöyle bir şey de var biliyoruz. Çocukları erkeklere yetiştiren annelerdir. Ama onlar da kendilerinden önceki kuşaklardan aldıkları ve bu sistemin kendilerine verdikleri şey üzerine yetiştirdikleri için böylelikle kadını aşağılayan, dışlayan, onu ikinci sınıf gören, onu dört duvar arasında çamaşıra, bulaşığa, yemeğe, çocuk bakımına mahkum eden bir erkek anlayışla karşılaşıyoruz. Maço da diyebilirim, kazak erkek de diyebiliriz. Yani öküz de diyebiliriz. Ama sonuçta böyledir. Ve şu an Türkiye'de mesela bu ülkede yaşıyoruz. 85 milyonluk nüfus içerisinde erkeklerin %80'i, 75'i, 80'i belki daha fazlası yani açıkçası kadını hala ikinci sınıf olarak gören bir anlayış içerisinde. Dolayısıyla da bu bizim ayıbımız, toplumun temel sorunlarından bir tanesi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği diyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği onu yaratan şeyi ortadan kaldırmadan olmaz. Yani bataklığı kaldıramazsanız sivrisinekleri yok edemezsiniz. Peki sevgili Uğur Hocam. O yüzden dediniz ya hani ne yapmak lazım? Tek yol devrim ve sosyalizm. Başka çaresi yok. Sevgili Uğur Hocam, siz her türlü gücünüz var. Ne derseniz o olacak. Öyle bir şey hayal edin. Son bir cümleyle veya iki cümleyle işin çözüm noktasında ne söylersiniz? Hocam, özel mülkiyeti ortadan kaldırırız. Bütün bankalara el koyarız. Bütün özel şirketleri kapatırız. Her şeyi halk adına, emekçi sınıflar adına kamulaştırırız. Önce toplumu bir eşitleriz. Sonra sağlıklı bir iş bölümü, eğitimin parasız hale gelmesi, sağlığın parasız hale gelmesi, şehir içi ulaşımın, iletişimin parasız hale gelmesi ve insanların insan gibi yaşayabileceği bir konutların oluşturulması. Çünkü mesela sosyalizmde, Küba'da örneğin işsizlik yasak. İşsizliği yasak. Biz bu düzenin yarattığı sorunlarla boğuşuyoruz. Yani bir türlü de mutlu olamıyoruz, olamayız yani. Şimdi üretici kadınlar, yani evet, o kadını evinden çıkartmak, orada üretimse yapmasını sağlamak, orada bir şey satmasını sağlamak, dışarıda nefes alacak, başkalarıyla temas kuracak, onun bir yüzü gülecek, bu çok önemli. Ama sorunlar devam ediyor. Sorunlarla baş etmesini belki de bir cesaretlenerek, özgüven gelerek yapacak. Ama sonuçta biz bir bataklıkta debeleniyoruz. Bu bataklığı kurutmadan şey olmaz. O yüzden
kadının anaerkil toplumdaki o bereketin simgesi olması, yani doğurganlığı, bereketin simgesi olması, aynı zamanda o toplumdaki refahı sağlayan da bir figürdü Kibele. Yani o yüzden bu düzen değil, bu düzenden başka bir eşitlikçi, özgürlükçü bir düzen, böyle bir tarz anaerkil sisteme yakın ama çağdaş bir komünal toplum yaratabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili hocam, zaman ne kadar çabuk geçiyor görüyorsunuz. Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller olmadan kadın ruh sağlığı sözünü etmiş olduğunu düzelmeden hayallerimiz, toplumumuzdaki arzuladığımız şeylere ulaşmamız mümkün mü? Aynı soruyu size de sormak istiyorum. Her türlü gücünüz var ve gerçekleştirecek olsanız önce neleri yaparsınız ve kadın ve insanlığın geleceğiyle ilgili, huzurumuzla ilgili, barışla ilgili neler söylersiniz? Yani benim elime bir sihirli değnek verdiniz. Ben ne yapabilirim? Hayallerimi söyleyeyim. Öyle bir sihirli değnek olsa elimde, bütün kamu kurumlarındaki, bütün özel, devlet, bütün kurumlardaki yöneticileri kadın yaparım. Bütün rektörleri, bütün valileri, kaymakamları, yani %70'ini diyeyim, hani tamamen %100'e kadın olmasın da. Ama güçlü, sağlam, kendini seven, çalışmayı seven, ülkesini seven kadınları yönetici yaparım. Kadınların yönetici olduğu yerlerde, karar merci olduğu yerlerde savaşlar olmaz. Yani inanın NATO'da işte o savaş yerlerine karar verecek kişiler kadın olsa dünya bugün savaş halinde olmazdı herhalde diye düşünüyorum. Ben güçlü kadınların sayısını artırmak, karar mercilerine işte meclisteki koltuk sayısının %75'ini kadından oluşturmak gibi bir miktarda öyle deneyelim. Kadınlar yönetsin dünyayı ve ülkemizi. Ve gerçekten kadınların yönetiminin olduğu durumlarda ben her şeyin daha güzelleşeceğini düşünüyorum ve inanıyorum. Ben son söz olarak şunu söyleyebilirim. Sanırım son 3 dakikamız kaldı. Kadınlar dezavantajlı konumda incinebilir gruplar oluşturuyor. Ben temel hedefimiz şu olmalı. Dezavantajlı, hiç kimsenin dezavantajlı olmadığı, herkesin eşitlikçi bir biçimde yaşadığı bir dünya, ülke hayal ediyorum ve ben San TV seyircileriyle beni bu buluşmamı sağladığınız için Uğur Hocama ve size çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun ama şu NATO konusunda bir şey söyleyeyim. NATO bir kere savaşları ortaya çıkartan, kışkırtan ve yaratan bir uluslararası terör örgütüdür. O yüzden de hani NATO'yu barışçıl bir kurum haline getirmek sanıyorum zor. NATO'yu ortadan kaldırmak lazım. Oralarda kadınlar olursa bir şey olmaz gibi geliyor bana. Hocam özel mülkiyet ortağı, yani sömürü sistemi olduğu sürece %100 kadın da olsa bütün yönetenler, yani iktisadi temelleri ortadan kaldırmadan, değiştirmeden o çark, hani derler ya, bu sağlık bozuk çarkta sağlam şey olmaz diye düzende o tarzda. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Geldiğiniz için teşekkürler. Gül yaşamayı, dil paylaşmayı, dostluk hatırlamayı bilenlerindir. Fikirlere kurşun işlemez. Korkunuzu yenmek için atacağınız bir adım sizi cesur, ikinci adım kahraman, üçüncü adımda efsane olursunuz. Unutmayalım, felsefe akıl yürüterek doğruyu bulma sanatıdır. 2022'nin Aratos yılı olmasını dilerim. İyi akşamlar.